Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube beni önermiyor diyenler için bir video çekiyorum. Hız kesmeden videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar şunu unutmayın, YouTube sizi kesinlikle ve kesinlikle öneriyor. Ama önemli olan yüzde kaç önerdiği. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve dikkatlice dinleyin arkadaşlar. YouTube sizi neden yavaş önerdiğini anlayacaksınız. Öncelikle herhangi bir tane videomuza girelim. Bu video sizin videonuz olsun. Eğlence videosu olabilir, bilgi videosu olabilir, hiç fark etmez. Hangi kategori yaptığınız önemli değil şu an. Biz ilk önce temelindeki sorunu çözmeye çalışacağız. Şunu unutmayın arkadaşlar. Kendi denginizdeki kanallarla rakipleşmeniz lazım. Atıyorum siz buraya gelip mesela bu video sizin videonuz olsun. Siz buraya gelip Enes Batur'un etiketlerini kullanıp işte Enes Batur'un başlığını kullanıp açıklamasını kullanıp ona yakın bir şey kullanırsanız önerilme falan asla ve asla olmaz arkadaşlar. Ha olur, gene olur ama şöyle düşünün. %0,01 gibi bir şey olur. Yani YouTube sizi o videoyu kötü olarak algılar ve en dibe çeker. Yani çöp gibi bir şey olur arkadaşlar. Kendi rakiplerinize bakacaksınız. Atıyorum sizin 250 aboneniz olsun. Atıyorum X kanalında 500 abonesi olsun. O aylık 2000 izleniyor. Siz aylık 1000 izleniyorsunuz. O atıyorum kışkırtma yaptı bir tane. Çok güzel bir başlık koydu. İşte aileme kışkırtma yaptım diye. Etiketleri de aileme kışkırtma falan diye girdi. Mesela siz de kışkırtma tarzı bir içerik yaptıysanız o başlığa %60, %50 civarında bir yakınlık derecesinde başlık girmeniz gerekir. Atıyorum aileme kışkırtma yaptım, çok güzel bir video oldu, iyi seyirler dediğinde siz de ablama çok güzel bir kışkırtma yaptım diyebilirsiniz. Kesinlikle %100 aynı olmayacak. Ama %50 civarında olursa müthiş olur arkadaşlar. Çünkü o videodan izlenme alırsınız ve abone de alırsınız. Şunu asla ve asla yapmayın. Birçok kişide görüyorum bu hatayı. Kesinlikle herkes yapıyor gibi bir şey arkadaşlar. 10 kişiden 8 kişi bu hataya düşüyor. Enes Batur'un etiketlerini kullanıyorlar. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. İzlenme alamazsınız o videolardan. Çünkü sizin denginiz değil o kanal. O kanal yaklaşık olarak 145 milyon izleniyor aylık bazında. Aylık olarak 15 milyon falan izlenmiyorsanız Enes Batur'dan izlenme alamazsınız arkadaşlar. Kendi rakiplerinizi belirleyin. Kendi düşük kanallarınızı belirleyin. Yani düşük dediğim kendi denginizde kanallar belirleyin. Emin olun böyle daha hızlı yükseleceksiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Adamın 5000 abonesi var. Sizin 2000 aboneniz var. Adam aylık 50.000 izleniyor. Siz de aylık 40.000 izleniyorsunuz. Diyorsunuz ki ben niye 50.000 izlenmiyorum. Bu yüzden o videolar yani karşı kanaldaki videolara içerik olarak hemen hemen aynı olmasa da yakın içerikler üretirseniz ve başlığı açıklama etiketi yakın bir şey girerseniz o kanaldan izlenme alırsınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu söylediklerimi uzun bir süre uygularsanız yaklaşık olarak 1 ay 2 ay anlayacaksınız ve göreceksiniz analiz raporlarında nasıl işe yaradığını arkadaşlar. Ve de bunlarla bitmiyor. En önemlisi de arkadaşlar video atma sıklığınız. Siz ayda bir video atıyorsanız önerilme çok az olur. Çok az olur ama siz haftalık veya günlük olarak bir video atıyorsanız her gün YouTube sizi algılayacak ve hızlı bir şekilde önerecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sizin aklınızda bir şeyler oluşması için bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Mesela iki tane video olsun. Bu videoyu kışkırtma olarak düşünün arkadaşlar. Aileme kışkırtma yaptım. Efsane oldu diyelim mesela parantez içinde. Bu da X kanaldan olsun. Yani izlenme alabileceğimiz kanal olsun bu arkadaşlar. Şöyle mesela bu aileme kışkırtma yaptım. Efsane oldu. Burada ablama kışkırtma yaptık. Çok korktu diyelim. Mesela bunun açıklaması. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda aileme kışkırtma yaptım ve eğlenceli bir video oldu. İyi seyirler. Mesela burada buna yakın şöyle hemen şunu aşağıya alalım. Şöyle buna yakın bir şey üreteceğiz şimdi. Ne yazalım? Ben Ahmet diyelim. Mesela ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bu serimizde ablama kışkırtma yaparak eğlenceli dolu anlar yaşadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler dedik.
Yani diğer açıklamayla %100 aynı olmasa da %70 %80 civarında aynı oldu arkadaşlar. Etiketini de şöyle girelim mesela bunun. Aileme kışkırtma. Kışkırtma. Ailem. Dersin. Atıyorum mesela bu 3 tane etiketi girdi diyelim. Aileme kışkırtma, kışkırtma, ailem. Biz de buraya ne dedik? Ablama kışkırtma. Ablam, aile, sevgi, kışkırtma dediğimizde rakip kanalınızın izlenmesi size yakın olacak. Yani atıyorum siz 10.000 izleniyorsunuz, 30.000 olabilir, 20.000, 50.000, yani çok uçuk rakamlar olmayacak. Atıyorum siz 5.000 izleniyorsunuz, 1 milyon izlenen bir kanalla rakipleşemezsiniz. O yüzden hiç boşuna yazmayın arkadaşlar, sonra videolarım izlenmiyor diye üzülürsünüz, yani sıkıntıya girersiniz. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bize destek olmak için abone olup bildirimler açıp like atmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, bye bye.